Dünya gerçekten de yaşamın evrimi için eşsiz bir gezegendir. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşmuş olan bu muhteşem gök cisminde hayatın her köşesinde farklı bir hikaye ve tür bulunur. İlginç bir şekilde bu biyolojik çeşitlilik atmosferdeki bileşimden okyanuslara, dağlardan ormanlara kadar her yerde kendini gösterir. İşte bu çeşitlilik sadece doğal yaşam için değil, aynı zamanda insanlar için de büyük bir ilham kaynağıdır. Yüzeyinin yaklaşık üçte ikisi okyanuslarla kaplı olan dünya, kara parçalarında da eşsiz özelliklere sahiptir. Yüksek dağ zirveleri, geniş çöl ovaları, verimli tarım arazileri ve gizemli ormanlar, bu gezegenin yüzlerce farklı ekosistemine sadece birkaç örnektir. Her biri kendi benzersiz doğal yaşamına ev sahipliği yapar ve insanlarla birlikte birçok canlı türünün yaşamını sürdürdüğü bir ekolojik dengenin parçasıdır. Videoya devam etmeden bu tarz içerikleri yapabilmem için bana videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Dünya her zaman böyle mavi ve yaşanılabilir bir gezegen değildi. Bundan yaklaşık 4,5 milyar yıl önce bugün hayal dahi edemeyeceğimiz bir durumdaydı. Gezegen tamamen lavlarla kaplı bir küreydi. Çok uzun yıllar böyle kalan dünyamız solunabilir havadan tamamen uzaktı ve zehirli gazlarla çevriliydi. Gezegenimiz bugünün aksine çok daha hızlı dönüyordu. Şu an bir günün 24 saat olarak bildiğimiz dünyamız, milyarlarca yıl önce bir gününü 6 saate tamamlıyordu. Ancak bunlar sorun değildi. Dünyamızı çok daha büyük bir tehlike bekliyordu. Üzerine doğru gelen Mars büyüklüğünde bir gezegenle çarpışmak üzereydi. Theia, 4,5 milyar yıl önce dünyamıza çarpan bu gezegen, dünyanın kaderini tamamen değiştirmişti. Çarpışmanın sonucunda Theia tamamen paramparça oldu ve dünya ile birleşti. Kalan parçalar ise dünyanın etrafını sararak gecelerimizi süsleyen ayı meydana getirdi. Dünya için henüz her şey bitmiş değildi. Günümüzden yaklaşık 3,9 milyar yıl önce dünya güneşin oluşumundan kalan asteroidler tarafından ağır bir şekilde bombalanmaya başladı. Ancak bu bombalama dünya için çok önemliydi. Çünkü irili ufaklı bu gök taşlarında az da olsa su vardı ve tam 20 milyon yıl boyunca bu asteroidler dünyaya yağmaya devam etti. Gerçekten muazzam. Şu an içtiğimiz suların dahi bundan milyonlarca yıl önce bir asteroitten geldiğini düşünmek. Çok uzun yıllar bombalanan dünya yavaş yavaş sularla kaplanmaya başladı. Ancak dünyanın kabuğunun altında kalan lavlar yüzeye çıkmaya başladı ve volkanik adalar oluşturdu. Gezegenin oluşumundan beri yağmaya devam eden meteorlar 3,8 milyar yıl önce çok özel bir kargo daha getirmeye başladı. Suyun içine düşen gök taşları erken dünyanın okyanuslarına karbon, protein ve amino asit taşıdı. Gök taşlarının taşıdığı amino asitlerin yer aldığı okyanus, dünyanın tabakasının altındaki çatlaklardan oluşan ısı sayesinde bir şekilde hayat oluştu. Bunun tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştiği hala çok tartışılan bir konu, ancak tek hücreli bakterilerin bu şekilde oluştuğu düşünülüyor. Ardından dünyada süper kıta Rodinia oluştu. Daha sonra dünyamız tamamen donarak, ardından çoklu organizmaların ortaya çıkmasıyla devam etti ve bir dizi yaşamın oluşmasıyla günümüzdeki halini aldı. Ancak bu bahsettiklerimiz, dünyanın yalnızca oluşumundan ibaret olan insanoğlunda hayret uyandıran kısımlar değil. Bunlar sadece dünyanın fiziksel özellikleridir. Dünya, hidrostatik denge nedeniyle yuvarlak bir şekle sahiptir. Ortalama çapı 12.742, bu da onu Güneş sisteminin en büyük karasal gezegeni yapıyor. Dünya, Güneş'ten ortalama 150 milyon kilometre uzaklıktadır. Aradaki bu mesafe günümüzde kullanılan bir uzaklık birimini temsil eder. Yani astronomik birimi. Aradaki bu mesafeden kaynaklı Güneş'in Dünya'ya ışığını ulaştırması yaklaşık 8 dakika sürer. Güneş'e en yakın 3. gezegen olan Dünya'nın ekvator bölgesindeki çapı 12.756 kilometredir. Dünya'nın küresel bir şekle sahip olduğu antik çağlardan beri biliniyordu. Dünyanın çevresini ölçen ilk kişinin milattan önce 240 yılında antik Yunan'da yaşamış Eratosthenes olduğu düşünülüyor. Dünya kusursuz bir küre şeklinde değildir. Kutuplardan biraz basık, ekvator bölgesinde ise biraz şişkindir. Bu şekle geoid denir. Dünyanın geoid şeklinde olmasının nedeni kendi etrafında dönmesidir.
dünyanın dönme ekseni ile güneş etrafındaki yörünge düzlemi arasında 23,5 derecelik bir açı bulunur. Yani dünya 23,5 derecelik bir eksen eğikliğine sahiptir. Dünyanın eksen eğikliği nedeniyle güneş ışınları yılın farklı zamanlarında kuzey yarım küre ve güney yarım küreye farklı açılarla ulaşır. Bu da mevsimlerin oluşmasına yol açar. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi mükemmel bir çember şeklinde olmadığından dünya ile güneş arasındaki mesafe yıl boyunca değişir. Her sene Ocak ayının ilk haftasında dünya güneşe en yakın konuma gelirken Temmuz ayının ilk haftasında güneşten en uzak konumda bulunur. Dünyanın güneşe en yakın ve en uzak olduğu konumlar arasındaki mesafe farkı ortalama 5 milyon kilometredir. Ancak mevsimlerin oluşmasında dünya ile güneş arasındaki mesafenin değişmesinin bir etkisi yoktur. Dünyanın yörüngesi elips şeklindedir. Bu nedenle dünyanın yörünge hareketi sırasındaki hızı sabit değildir. Dünya, güneşe yakın olduğu Ocak ayında yörüngesinde daha hızlı hareket ederken, güneşe en uzak olduğu Temmuz ayında daha yavaş hareket eder. Bu nedenle kuzey yarım kürede yaz mevsimi kış mevsiminden ortalama 5 gün daha uzun sürer. Güney yarım kürede ise kış mevsimi yaz mevsiminden daha uzundur. Dünyanın iki hareketini hepimiz biliyoruz. Bunlardan biri kendi ekseni etrafında dönmesidir. Bu hareket gece ve gündüzün oluşmasına neden olur. İkinci hareketi ise güneş etrafındaki yörünge hareketidir. Dünya yörünge hareketini bir yılda tamamlar. Dünyanın birçoğumuzun aşina olmadığı üçüncü hareketi ise presesyon hareketidir. Dünya dört ana katmandan oluşur. Yüzeyden içe doğru bu katmanlar sırasıyla yer kabuğu, manto, dış çekirdek ve iç çekirdektir. İç çekirdek katı haldedir. Demir ve nikelden oluşan iç çekirdek 1200 kilometrelik yarıçapa sahip bir küre şeklindedir. İç çekirdeğin sıcaklığı 5400 santigrat derecedir. Bu sıcaklık neredeyse güneşin yüzey sıcaklığına eşittir. Sıvı haldeki dış çekirdek 2300 kilometre kalınlığa sahiptir. Dış çekirdeğin erimiş demir ve nikelden oluştuğu düşünülüyor. Dış çekirdek ile yer kabuğu arasında kalan manto bölgesi ise 2900 kilometre kalınlıktadır. Dünyanın yüzeyini kaplayan kabuk tabakasının kalınlığı ise okyanus tabanında ortalama 5 kilometre iken sıra dağların olduğu bölgelerde 100 kilometreye ulaşabilir. Dünyanın dış çekirdeğinde bulunan sıvı haldeki nikel demir karışımı konveksiyon hareketi nedeniyle oluşan bir manyetik alana sahiptir. Manyetik alan güneşten gelen yüksek enerjili parçacıklara yani güneş rüzgarlarına karşı gezegenimizi korur. Dünyanın manyetik kutupları ortalama 250 bin yılda bir yer değiştirir. Bu yer değiştirme uzun bir sürede gerçekleştiği için gezegenimizdeki yaşam üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz. Dünyanın atmosferi yaklaşık %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, %1 oranında argon ve diğer gazlardan oluşur. Atmosferin net bir sınırı olmamakla birlikte, uluslararası standartlarda uzayın başladığı yükseklik olan 150 kilometre, atmosferin üst sınırı olarak kabul edilir. Dünyanın atmosferi 5 ana katmandan oluşur. Bu katmanlar, yerin yüzeyinden yukarı doğru sırasıyla troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer olarak adlandırılır. Bulut oluşumu ve yağmur gibi tüm hava olayları troposfer katmanında gerçekleşir. Stratosfer tabakasının içinde ozon tabakası bulunur. Ozon 3 tane oksijen atomundan oluşan bir moleküldür. Ozon tabakası güneşten gelen mor ötesi dalga boyundaki zararlı ışınların yerin yüzeyine ulaşmasını engeller.